Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 Mobile'de yeni bir bölümde karşınızdayım. Evet arkadaşlar, yarın gelecek oyuncular ve max seviyelerini hemen çok kısa sizlere göstereceğim. Ondan sonra analiz yapacağız arkadaşlar. Oyuncuları zaten gördükten sonra artık sizler ister videoya devam edersiniz, isterseniz etmezseniz Türkiye hakkında konuşacağız arkadaşlar. Artık son şansımız. Aslında sadece bizim yenmemizle alakalı bir durum değil arkadaşlar bu. Biz yensek bile en az iki farklı yenmemiz gerekiyor İsviçre'yi ve 3 maçında sonucunu beklememiz gerekiyor. Bu yani gerçekten mucizelere kalmış bir şey artık bizim gruptan çıkmamız. İşte dediğim gibi İsviçre'yi öncelikle bizim 2-0 yenmemiz lazım. Ondan sonra işte İskoçya Hırvatistan maçının berabere bitmesi lazım. Belçika Finlandiya'yı en az 3 farkla yenmesi lazım. İşte Rusya da Danimarka'ya yenilmemesi lazım vesaire. Yani mucizelere kalmış bir durum. Yani keşke bu formanın hakkını vermiş olsalardı. Keşke bizi bu duruma düşürmeselerdi. Biraz daha çaba gösterselerdi. En azından tamam, İtalya'yı yenemedin. En azından bari Galler'i yenip en azından İsviçre ile berabere kalsan veya Galler'le berabere kalıp en azından İsviçre'yi yenseydin belki bir şansımız olabilirdi. Yani diyecek aslında konuşulacak çok şey var ama yapacak bir şey yok. Öncelikle arkadaşlar pazartesi günü bir Box Draw geliyor. Üçüncü Box Draw geliyor. Yani 2 hafta boyunca Box Draw geldi. Bu da üçüncü Box Draw. Yani farklı farklı oyuncular. Yine üstünün içinde üst düzey oyuncular var arkadaşlar. Van Basten 97, Fernando Torres 95, Maldini 94, Scholes, Totti, Xavi Lampard, Rijkaard, Oliver Kahn, Beckham, Arshavin ve Rosicki belki tamam belki çok fazla isteyen olmayacaktır ama diğer oyuncuların hepsi gerçekten yine üst düzey legend yani efsaneler. Birinci oyuncu gelecek oyuncular bunlar arkadaşlar. Daha sonrasında zaten kulüp selection şey national team selectionlar gelecek. Hemen onların da max seviyelerini gösterelim. Türkiye 96, Çağlar Söyüncü ile Hakan Çalhanoğlu 96, Ozan Tufan, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı 94, Uğur Uçar 92, Okay ve Umut Meraş da 92 olarak bütün toplar siyah top olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Onun üzerine zaten şimdi analiz yapacağız. İtalya'ya baktığımız zaman Immobile 97, Verratti, Bonucci, Insigne ve Barella 96 gelmiş. Donnarumma 95-96 beklerdim. Florenzi 94, Berardi 94 olarak karşımıza çıkmış. Hemen Hollanda'ya da bakalım. De Ligt 99, De Jong da 98 gelmiş. Depay 96, Barcelona'nın yeni transferi bu arada. Hemen dipnot olarak da onu ekleyeyim arkadaşlar. Resmi olaraktan transfer oldu. Wijnaldum, Berghuis ve Dumfries 95 gelmiş. Blind 93, De Roon da 93 gelmiş. Yani oyuncular, gelecek oyuncuların max seviyeleri bunlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekrardan şöyle bir göz geçirelim. Hollanda bu şekilde, İtalya bu şekilde, Türkiye'miz bu şekilde. Gelecek olan Box Draw da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar oyuncuların özelliklerini analiz yapacağız. Sadece oyuncuların max seviyesini görmek isteyenler bunları görmüş oldu. Çok fazla sizin zamanınızı almadan analize katılanlar katılmak ister. Hem de Türkiye maçı ile alakalı konuşacağız. Hem de bir analiz yapacağız arkadaşlar. Hangi oyuncu için top açılımı yapmaya değer diye. İtalya'dan başlayalım hemen. Immobile 97 genel derece olarak gelmiş. Baktığımız zaman bu tabiri bu aralar çok kullanmaya başladım çünkü artık sezon sonu geliyor arkadaşlar. Yani oyuncuları şişirmeye başladılar açıkçası. Bak Türkiye bile gerçekten çok şaşkınlık bir şekilde oyuncuları biraz daha beta bir tık daha beklerdim ama bazı oyuncular da gerçekten şişirmeye başlamışlar. Immobile dediğim çok kullandığım terimlerden bir tanesi ikon düzeyinde oyuncu demek. Immobile de onlardan biri. 99 bitiricilik, 96 şut gücü. Hız hızlanması çok iyi. Fiziksel temas var. Dayanıklılık var. Form 7. Hava hakimiyeti var. Immobile'nin boyu kaçmış? 1,85'te bir oyuncu. Yani gerçekten muazzam. Diyecekmiş hiçbir şey bulamıyorum. Immobile gerçekten çok kaliteli bir oyuncu gözüküyor. Top açılımı yapmaya mutlaka değer bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Verratti tam bir pasör oyuncu. Alçaktan pası, yüksekten pası zaten direkt turkuaz renge dönüşmüş zaten. 98-96. Top kontrolü sürmesi, sıkı top tutması çok iyi. Hızı bir tık düşük olsa da hızlanmayla top sürme iyi olduğu için o hızını kapatıyor arkadaşlar. Defansif farkındalığı ve top kazanması, biliyorsunuz bir göbek oyuncusu olup da bu özellikleri her defasında tekrar ediyorum ama arkadaşlar hani bu bilgiyi de paylaşmak isterim sizinle. Bu tarzda olan gerçekten muazzam oyunculardan bir tanesi. 90 dayanıklılık bir tık düşük kalmışsa da
Verratti için top açılımı yapmaya değer diye düşünüyorum. Insigne 96 genel derece gelmiş. Yani bu adam tamam özelliklerini çok iyi yapmışlar ama ya bu bitiricilik yakışmaz ya bu tarz oyunculara. Çünkü bu adamlar öyle hani alelade normal sıradan oyuncular değil. Hani iyi oynayanlar, gol atan, takımına çok fazla katkı sağlayan, bize de zaten bir gol atmıştı hatırlarsanız. 82 bitiricilik hakaret olmuş bence. Onun dışında özellikleri bence gayet güzel. Bitiriciliği yükselttiği zaman herhalde 97'ye falan gelirdi diye herhalde. O yüzden yapmak mı istemediler bilmiyorum ama Bonucci defansif farkındalığı ve top kazanmasıyla direkt çok sağlam bir defans olarak karşımıza çıkıyor. 93 fiziksel temas. Hava hakimiyeti de iyi. 1.90'da boyu var. Tabii ağır bir oyuncu Bonucci. Geri dönmesi biraz çok zor olur. Defansta yani bizim online maçlarda gecikmeler, kasmalar, momentumları düşünürsek Bonucci çok fazla oralarda iş yapacak bir oyuncu değil. Donnarumma demiştim arkadaşlar bir tık daha 96 beklerdim. Genç bir oyuncu. Ondan dolayı hani 21 yaşında ve gerçekten iyi de bir kaleci. Bütün özellikleri 99 gelmiş. Baktığımız zaman sanırım oyunun en iyi hızlanmasına sahip kaleci. Bilmiyorum hani yanlışım varsa da düzeltin arkadaşlar. Yani kaleci olup da 76 hız 80 hızlanma olan başka kaleci var mı? Bilmiyorum, bilemiyorum. Donnarumma beğendiğim bir kaleci arkadaşlar. Top açılımı yapmaya değebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Barella 96 genel derecelik bir göbek oyuncusu. Yine top defansif farkındalığı ve top kazanmasıyla bir göbek oyuncusunda ön plana çıkıyor. Bakın şimdi Insigne'nin bitiriciliği 82, Barella 81. Yani şimdi işte bak yani burada ben takılıyorum arkadaşlar. Edersiniz. Yani böyle olmaması lazım ya. Tamam Barella belki tamam göbek oyuncusu. 81 bitiricilik normal ama sen Insigne'ye 82 bitiricilik koyamazsın. Biraz daha şunları toparlaman lazım. Şunu yapan yani şu yetenekleri, özellikleri yapan adamlar biraz da şunlara dikkat etmesi lazım ya. Nereden ya agresiflikten mi düşüreceksin? Tamam belki genel derecesi çok yükseliyor olabilir arkadaşlar. Hani bir yerden kısmaya çalışıyor ama bitiricilikten kısılmaz. Yani Insigne'den bitiricilikten kısılmaz yani. Başka bir yerden kıs. Barella da yine iyi oyunculardan bir tanesi. Berardi'ye baktık. Yani standartların çok üstüne çıkan bir oyuncu değil. Hemen direkt geçiyorum Berardi'ye. Bu tarz çok fazla oyuncu var. Florenzi 94 genel derece yine standartların çok üstüne çıkamayan oyunculardan bir tanesi. Yani şimdi baktığımız zaman İtalya'da Immobile, Verratti, Donnarumma ve Barella için top açılımı yapıldı. Bu 4 oyuncu için gerçekten üst düzey oyuncu olduğunu düşünüyorum ve top açılımı yapmaya değer. Hemen Hollanda'ya geçelim. De Jong 98 genel derece gelmiş. Takımımda görmek istediğim oyunculardan bir tanesi. Bu sezon boyunca Barcelona'dan o kadar top açtık ama bir türlü De Jong'u bulamadık. 97'lik kartı çok geldi. Bakalım kısmet artık bulabilirsek top açılımı yapacağım De Jong için büyük ihtimalle arkadaşlar. Özellikleri bu şekilde. De Jong'un 98 genel derece bir oyuncu. De Ligt 99 genel derece. Yani şimdi elimizde 98'likleri var arkadaşlar. Çok büyük bir fark da yok. Yani şu özelliklerden bir iki tane özellik oynuyor. Çok fazla oynayan bir şey yok. Top açılımı yapmaya değer mi değmez mi bilemiyorum. Ama yani özelliklerinde çok büyük bir fark yok. Takım gücüne etkisi ne kadar olur? En fazla ben bir tane iki tane olur diye düşünüyorum. Yani 98'liğin yerine bunu koyacaksanız bence çok fazla oynama yapmaz arkadaşlar. En fazla 2-3 olsun. Hadi en fazla 3 olsun. Onun dışında yani mesela örnek veriyorum 5200 takım gücünüz var. Delikt'in yerine bunu koydunuz. 5200-3 olur en fazla diye tahmin ediyorum. Delikt yine top açılımını yapılmaya değecek bir oyuncu. Memphis Depay Barcelona'nın yeni gözdesi, yeni transferi. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Agüero ile birlikte Depay'ı da izleyeceğiz. De Jong'la da çok iyi anlaşacaktır zaten. İkisi de Hollandalı diye düşünüyorum. Baktığımız zaman özelliklerini hız hızlanması, top kontrolü sürmesi harika. Duran top özelliği var. Bitiricilik var, şut gücü var. Birçok mevkide oynayabiliyor. Ofansif orta sahada da oynayabiliyor. Pozisyon antrenörü basıldığı takdirde 92'den yüksek olacaktır diye tahmin ediyorum. 94-95 olur diye düşünüyorum. En az 94 olur. 2 genel derece daha çıkar diye tahmin ediyorum. Top açılımı yapmaya değecek bir oyuncu. Takımımda görmek istediğim oyunculardan bir tanesi. Wijnaldum'a baktık. Standartların çok fazla üstüne çıkamamış Wijnaldum. 94'te kalmış zaten.
Baktığımız zaman dediğim gibi çok da üzerine çıkamamış Wijnaldum. Berghuis'a baktık. 95 genel derece gelmiş. Berghuis 90 bitiricilik var. Yani şimdi bu bilmiyorum. Şimdi Hollanda'da Feyenoord'da ne kadar gol attı? Çok fazla takip etmedim. Berghuis yine çok fazla haftanın oyuncularına geliyordu. Goller atıyordu ama mesela bir Insigne ile kıyasladığımız zaman bakın Insigne 82 bitiriciliği var. Berghuis'un 90 bitiriciliği var. Tamam belki biraz daha genç mi? Yok hemen hemen aynı yaştalar. Değişik ya. Berghuis standartların çok üstüne çıkamayan bu tarz çok fazla oyuncumuz var arkadaşlar. Sağ açıkta Greenwood'lar var, bilmem Kulusevski'ler var, Ferran Torres'ler var. Birçok kişi de onun için top açılımı yapmaz diye düşünüyorum. Blind'e baktık 93 genel derece. Yani yine standartların çok üstüne çıkamayan bir oyuncu Blind. 1.80 boyu varmış. Direkt geçtim. Dumfries 95 genel derece. Harika bir sağ bek oyuncusu. Gerçekten muhteşem performans sergiliyor zaten Hollanda takımında. İzliyorsunuzdur maçları. Gerçekten muhteşem katkı sağlıyor. Özellikleri de gayet güzel duruyor. Yerine orta özelliği yokmuş mesela. Bunun da olması lazım diye düşünüyorum. Hava hakimiyeti iyi olan, 1.89 boyunda olan, stoperde de oynayabilen, takımımda görmek istediğim oyunculardan bir tanesi gerçekten. Defansif farkında da top kazanması çok iyi olmasa da fena değil. Fiziksel temas falan var. Hızlanma, fiziksel temas. Hava hakimiyeti de iyi. Stoperde bile oynatılır. Deron 93 genel derecelik bir göbek oyuncusu. Çok hızlı olmasa da özellikleri fena değil. Standartların üstünde olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman defansif özelliği ve top kazanması çok iyi. Fiziksel temas dayanıklılığı iyi. Formu 7. Fena değil. Ama Hollanda'dan ben mesela De Jong, De Ligt, Depay ve Dumfries bilmiyorum doğru mu okudum. Dumfries diye okuyacağım. 4 tane oyuncu için top açılımı yapmaya değer düşünüyorum. Gel gelelim Türkiye'mize. Canım Türkiye'miz bizi çok üzdü. Gerçekten üzdü. 2 maçta 5 gol yedi, gol atamadı. İsviçre maçına çıkacak. Bu videoyu yayınladığım günün akşamında. Dediğim gibi mucizelere kaldı. İşte bir takım 3-0 yenilmesi lazım. Bir tanesinin berabere bitmesi lazım. Bir tanesinin yenilmemesi lazım. Bizim 2'den fazla gol atmamız lazım vesaire vesaire. Yani mucize. Hepsi bir arada nasıl olur bilemiyorum. Hakan Çalhanoğlu 96 genel derece yapmışlar. Özelliklerini bence iyi yapmışlar arkadaşlar. Ben beğendim Hakan'ın. Yani çok büyük eksiği yok. Olması gereken özellikler olduğunu düşünüyorum. Şut gücü 97, duran top özelliği zaten iyi olması gerekiyor. Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsediyoruz. 96 genel derece. En son kimleri istiyorum onu söyleyeceğim arkadaşlar. Çağlar Soyuncu 96 genel derece. Defansif farkındalık 99, top kazanma 98, hız 85, fiziksel temas ve dayanıklılık. Ya, gerçekten Çağlar'ı muhteşem yapmışlar arkadaşlar. Top kontrolü bir 83-84'ün üstünde olsaydı muazzam olurdu ya. Hani en iyi stoperlerin içine girerdi ama bu şekilde bile bence girer. Hava hakimiyeti de çok iyi. 1.85 boyunda. Bakalım takımımda mutlaka görmek istediğim oyuncu ilk oyunculardan bir tanesi Çağlar Soyuncu. Burak Yılmaz 94 genel derece gelmiş. Baktığımız zaman 93 hız. Yani direkt bana bu şeyi hatırlatıyor arkadaşlar. Van Basten tarzında bir oyuncuyu hatırlatıyor. Yani Van Basten'in de şu 3 özelliği çok iyi. Hızı 90, hızlanması biraz düşük biliyorsunuz. Ama onun tabii top kontrolü sürmesi çok iyi Van Basten'in. Burak da biraz düşük kalmış ama genel anlamda Burak gerçekten bug'lı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Takımımda görmek istediğim ikinci en çok istediğim oyunculardan bir tanesi Burak Yılmaz. Ozan Tufan 94 genel derece. Tam benim tarzıma uygun bir oyuncu Ozan Tufan. 99 dayanıklılık bir göbek oyuncusu, fiziksel teması var. Top kazanması var. Hızı hızlanması, top kontrolü sürmesi güzel. 94'te şut gücü var. Baktığımız zaman falsosu biraz düşük. Biraz da falso olsa gerçekten çok iyi olur. Ve birçok mevkide de oynayabiliyor. Stoperde falan bile oynatabilirsiniz. Ozan Tufan'ı da görmek çok isterim. Yusuf'a baktık 94 genel derece. Şut gücüyle falsosuyla ön plana çıkıyor. Diğer özellikleri standartlarda kalmış. Normal olduğunu düşünüyorum. Yusuf çok fazla iyi yani çok istikrarlı bir oyuncu değil. Bazen yani 2 maç oynuyorsa 5-6 maç ortada yok. O tarz bir oyuncu normal yapmışlar bence özellikleri. Yine de
gücünü yüksek yapmışlar. Falso duran top özelliği var. Güzel, fena değil Yusuf bence. Normal standartla yapmışlar. Uğur Uçar genel derecesini bir tık daha yüksek yapmış olabilirlerdi ama ona rağmen 99 farkındalık ve 99 refleksle çok iyi iş yapacaktır diye düşünüyorum Uğur Çakır, Uğurcan Çakır arkadaşlar. Fena değil, özelliklerini ben beğendim arkadaşlar. Sıçraması belki bir tık daha iyi olabilirdi 1.88 boya göre. 94 falan olsaydı Uğurcan da çok çok iyi olurdu diye düşünüyorum. Umut Meraş siyah top yapmışlar. Bunu beğendim. Yani yapması lazım. Yani böyle geliyor madem National Team Selection'lar. Bronz top biliyorsunuz Umut Meraş. Normalde arkadaşlar baktığımız zaman standartların çok da üstüne çıkamamış ama özellikleri standartlarda olduğunu düşünüyorum. Yani oynatılır. Fena değil. Defansif farkındalığı var. Hızlanması çok hızlı olmasa da fena değil. İş yapar Umut Meraş'ta. Siyah top gelmesi de gerçekten güzel. Okay Yokuşlu yine siyah top gelmiş. Gümüş top olup siyah topa yükselen 92 genel derece. Defansif orta saha. Özellikleri çok kötü değil. Yine iyi olan oyunculardan bir tanesi Okay Yokuşlu. Yani daha yüksek, yani bir 93 olabilirdi belki. Ama özellikleri bence güzel. Top kontrolü güzel. Hız yok, tamam, normal. Top kazanması var. Alçaktan pası güzel. Şut gücü fena değil. Fiziksel teması 95. Dostlarda genelde iyi oluyor zaten. Şimdi sizler de arkadaşlar buradan kimler istediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Benim en çok istediğim oyuncu 1. Çağlar Soyuncu, Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu. Yani bu dördünden inşallah 3 tanesini istiyorum. Bakalım, göreceğiz. Videomu da burada noktalayayım. 16 dakika olmuş. Hay maşallah videomuzda. Bayağı bir konuştuk zaten. Sizler de yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kimleri istediğinizi. Dediğim gibi ben en çok Çağlar, Burak, Ozan ve Hakan Çalhanoğlu sıralamasıyla gidiyor. 4 oyuncudan en az 3 tanesi bulursak ne ala bize diyelim. Videomuza burada noktalandırırım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.